Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde bölme işlemine başlıyoruz. Bölme işlemine geçmeden önce size şunu hatırlatmak istiyorum. Çarpma işlemini işlerken çarpmanın toplama işleminin kısaltılmış hali olduğunu anlatmıştık. Bölme işlemi de çıkarmanın kısaltılmış hali. Bunu örnek üzerinde göstereyim sizlere. İlk önce problemimizi okuyalım. 12 misketi 3 arkadaş eşit olarak paylaşıyorlar. Her birine kaçar misket düşer. Burada paylaşma olduğu için, bölüşme olduğu için bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Önce resimler üzerinde birlikte çalışalım. Gördüğünüz gibi 12 tane misketimiz var ve 3 arkadaş bunu paylaşacaklar. İsterseniz bu arkadaşlara paylaştıralım. Birinci çocuk bir tane aldı. Diğeri diğer misketi ve diğer üçüncü çocuk da diğer misketi aldı. Birer tane aldılar. Evet. Sonra tekrar birer birer aldılar. Birinci çocuk bir tane, ikinci çocuk iki tane, üçüncü çocuk üç tane. Üçüncüyü aldı. Birer tane daha paylaştılar. Henüz misketler bitmedi. Tekrar birer tane daha aldılar. Yine üç misketimiz gitti. Tekrar birer tane daha aldılar. Ve yine üç misket gitti. Bu misketlerin paylaşmasını isterseniz çıkarma işlemiyle göstereyim. 12 misketimiz vardı. İlk önce birer tane alınca 3 tane misket azaldı. Çıkardık. Geriye 9 misket kaldı. Sonra 3 tane daha aldılar. Birer birer 6 misket kaldı. Sonra şurada devam edelim. Yine 3 tane daha misket gitti. 3 kaldı. En son 3 tane kaldı. Yine birer tane aldılar ve hiç misket kalmadı. Bakın çıkarma işlemiyle yaptığımız zaman çok çok uzun sürüyor. Eee ne yapabiliriz? Bunu bölme işlemiyle daha kısa yoldan yapabiliriz. İsterseniz şöyle gösterelim. 12 misket 3 çocuk paylaşacak. Yani 3'e böleceğiz. İsterseniz bunu 12'den geriye doğru 3'er 3'er sayarak bulabilirsiniz. Ya da ben şöyle yapıyorum. Daha kolay olsun diye. Üçerli saymalarla 3'er 3'er sayarak 12'ye kadar gidersem çocuklara kaçar misket düştüğünü bulurum. Sayıyorum. 3 6 9 12. Kaç defa saydım? 4 defa saydım. 4 defa sayınca kaç oldu? Kaç buldum? 12 buldum. Evet, 12'yi buraya yazıyoruz. Niye yazıyoruz? Acaba misketimiz kaldı mı, kalmadı mı kontrol ediyoruz. 2'den 2 iki çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bakın hiç misket kalmamış. Ve çocuklara 4'er misket düşmüş. Gerçekten de öyle. Birinci çocuk baştaki misketleri aldı. İkinci çocuk ortadakileri aldı. Diğer çocuk da son misketleri aldı. Bakın zaten 4 grup oluşmuştu. Ve biz 4 defa çıkarma işlemi yapmıştık. Bakın biri çıkarma, ikinci çıkarma, üçüncü ve dördüncü çıkarma. Çıkarma işlemini kısa yoldan bölme ile yaptık. Bir de bunu yan yana yapabiliriz. Şöyle 12 misket bölme işlemi. 3 çocuk var. Evet. 12'yi 3'e yan yana bölmek bu şekilde olur. Ne yapacağım? 3'er 3'er 12'ye kadar sayacağım. 3 6 9 12. Yine 4 defa saydım. Gelelim bölme işleminde sayıların isimleri nelerdir? Burada yaptığımız örnekte bölünen sayımız 12. Toplam misket sayısı. Bölen 3. Çocuklar paylaşacak çocuklar. Bölüm yani bulduğumuz sonuç. Çocuklara düşen misket sayısı 4. Kalan ise hiç misket kalmadı, 0. İsterseniz şurada da isimlerini yazabiliriz. 12 bölünen sayı, 3 bölen sayı, 4 ise bölüm yani sonuç. İsterseniz şurada da gösterelim. İyi öğrenmek için. 12 bölünen sayı bölünen 3 bölen sayı 4 bölüm ve 0 kalan sayı. Evet. Şimdi alıştırmalarımıza geçiyoruz. Daha sonra yine bölme ile ilgili problemler yapacağız. Hemen diğer kağıdımızı alıyoruz. Bakıyoruz yan yana bölmeler var. Sonra da alt alta bölmeleri yapacağız. Şimdi birinci alıştırmamız 15'i 3'e bölmemiz istenmiş. Bunu şöyle düşünelim. 15 elmayı 3 çocuk paylaşacak. Ne yapıyorduk? 3'er üçer 15'e kadar sayarsam cevabı bulacağım. Sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç defa saydım? 5 defa. Bu saymaları yaparken isterseniz parmaklarınızı da kullanabilirsiniz ya da zihinden. Ha burada yeri gelmişken söyleyelim. Çarpma işlemi ya da bölme işlemi yaparken çocuklar ritmik saymaları 3'er 3'er, 4'er 4'er, 5'erli, 6'şarlı, 7'şarlı, 8'erli, 9'arlı saymaları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer ritmik saymaları çok iyi zihinden yapabilirseniz bölme işlemlerini çok rahat ve kolay yapabilirsiniz. Devam edelim. 35'i 5'e bölmemiz istenmiş. Nedir bu? 35 tane cevizi 5 kişiye paylaştıracağız demektir. Ne yapacağız? 5'er 5'er 35'e kadar sayacağız. Sayıyorum. 5 10 15 20 25 30 35. Yani 7 defa saydık. 24'ü 6'ya bölüyoruz. Burada da 6'şarlı saymak gerekiyor. 6 12 18 24. 4 defa saydım. Bakın zihinden saymak çok önemli. 56'yı 8'e bölmemiz isteniyor. 8'er 8'er 56'ya kadar sayarım. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. 7 defa saydım. Cevap 7. Şimdi kalansız bölme işlemiyle yapalım. Devam edelim. Burada iki basamak sayılar var. İki basamak sayıları nasıl böleceğiz? Şimdi birinci alıştırmamıza bakalım. 62'yi 2'ye bölmemiz isteniyor. Çocuklar, ikişer ikişer 62'ye kadar saymak çok zor olur. Çünkü sayarken kafamız karışır. Kaç defa saydığımızı bilemeyiz. O zaman ne yapmalıyız? Rakamlarımızı tek tek bölme yapacağız. Yalnız toplama işleminde, çıkarma işleminde ya da çarpma işleminde işlem yaparken hep birler basamağından başlıyorduk. Bölmede ise büyük olan basamaktan yani onlar basamağından başlamamız gerekiyor. İlk önce onlukları böleceğiz. Sonra birlikleri böleceğiz. Şimdi ilk önce 6'yı bölüyorum. Ona küçük bir işaret yaptım. 6'yı 2'ye bölüyorum. Ne yapıyorum? 2'şer 2'şer sayıyorum. 2 4 6. 3 defa saydım. O zaman buraya 3 yazdım. Acaba kalan var mı? 3 defa sayınca kaç çıkmıştı? 6 çıkmıştı. Evet. 6'dan 6'yı çıkardım. Kalan yok. İşlemin bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü birler basamağında olan 2 var. Bu 2'yi şuraya aşağıya getirmem gerekiyor. Neden? Çünkü ben burada çıkarma işlemi yaptım ve ben buraya indim. Kendi yanıma çağırıyorum 2'yi. 2 benim çalıştığım yere geldi. Şimdi 2'yi 2'ye bölüyorum. 2'yi 2'ye bölmek için bir defa saysam 2. Evet bir defa saydığımda 2'yi buldum. Ve böylece bölme işlemini bitirdiğim cevap 31 çıktı. 48'i 4'e bölelim. Onlar basamağından başlıyoruz. 4'ü 4'e bölersem bir defa var. Bir kere 4, 4. Çıkartıyorum. 8'i yanıma çağırıyorum. Şimdi 8'i 4'e böleceğim. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8. 2 defa saydım. O zaman 2 koyuyorum. 2 defa sayınca 8 bulmuştum. İşte cevabımız 12 çıktı. Çocuklar şuradaki 3 bize saymalarda çok yardımcı olacak. Buradaki böldüğümüz sayıları 3'er 3'er sayarak bulacağız. O yüzden sayma yaparken bazen öğrenciler şöyle yapıyor. Mesela şurada 8'i 4'e bölüyorlar. Veya 8'i 4'e bölüyorlar. 8'er 8'er sayıyorlar. Hayır. Hep şu üstteki rakamı sayacağız. Devam edelim. 9'u 3'e bölüyorum. 3'er 3'er sayıyorum. Buradaki 3 olduğu için 3 6 9. 3 defa saydım ve 9 oldu. 6'yı indirdim aşağıya. 6'yı 3'e bölüyorum. 3 6. 2 defa saydım. Cevaba yazıyorum ve çıkartıyorum. Cevap 32 oldu. Şimdi 88'i 4'e bölelim. 8'i 4'e bölüyorum. 4, 8. 2 defa saydım. 8'i say saydığım için 8'den 8'i çıkarıyorum. Şimdi diğer 8'i getiriyorum yanıma. Bunu da 4'e yine 2 çıkar. Ve böylece işlemi bitirdim. 88'i 4'e bölünce cevap 22 çıkıyormuş. 56'yı 4'e bölelim. İlk önce 5'i bölüyorum. 5'i 4'e bölüyorum. 4, 8, 12. Ne oldu? Fazla saydım. 5'e kadar gitmeliydim. Ama tam 5 çıkmıyor. O zaman en yakın yaklaştığım yerde duracağım. Ne yapıyorum? Sayıyorum. Kaçar kaçar 4'er 4'e. 4. Bir defa saydım. Ve 5'e yaklaştım. Bir defa sayınca 4 saydım değil mi? Çocuklar her zaman aynı rakamlar çıkmıyor. Bakın 4'ten 4 çıktı 0. 9'dan 9 çıktı 0. Ama burada öyle değil. 5'ten 4 çıktı. Bu kez 1 kaldı. Şimdi 6'yı getiriyorum yanıma çalıştığım yere. 6 geliyor. Bakın burası ne oldu? 16 oldu. O zaman ben 16'yı 4'e böleceğim. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8, 12, 16. 4 defa saydım. Ve 16'yı buldum. Çıkartıyorum. Kalan 0 cevap 14. 60'ı 4'e bölelim. 6'da 4 4, 8. Bakın yine fazla saydım. Bir defa saymam yeterliydi. Çünkü iki defa sayınca 6'yı geçiyorum. 6'yı geçmemem gerekiyor. Evet bir defa saydım. 4 çıktı. 2 kaldı. Şimdi 0 indiriyorum aşağıya. 20 oldu. 20'de 4. 4, 8, 12, 16, 25 defa saydım. Evet cevap 15 çıktı. Kalan 0. Şimdi 80'i 4'e bölüyorum. 8'de 4 4 8. 2 defa saydım. 2 kere 4 8. Çıkardım 0. Şimdi burada da bir rakamım var. Bunu da yapmam lazım. Her basamağı ayrı ayrı yapacağım. Bu sıfırı getiriyorum. Yanıma geldi. Şimdi bu sıfırı çocuklar 4'e bölmek zorundayım. Çünkü bu ha öğretmenim burada da 0 vardı. Niye bunu sormadık diye düşünebilirsiniz. Buradaki sıfır çıkarma yoluyla geldi. Ama bu sıfır birler basamağındaydı. Onu indirdiğimiz için onu bölmemiz gerekiyor. Peki sıfırı dörde bölebilir miyim? Hayır bölemem. Düşünsenize sıfır yani hiç elma yok. Ben onu dörde böleceğim. Dört kişiye paylaştıracağım. Olmaz değil mi? Sıfırı dörde bölemeyeceğimiz için buraya bölemeyiz diye bir sıfır koyarız. Ve cevabımız 20 çıkar. Devam edelim. 5'te 3 bir defa var. 1 kere 3, 3. 2 kere saysam 6 olur. Fazla olurdu. 5'ten 3 çıktı. 2. Şimdi 27'yi bölüyorum. 7'yi indirdim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 defa saydım. Ve cevap 19 çıktı. Kalan 0. Şimdi 91'i bölüyorum son olarak. 9'da 7 bir kere var. Evet. 2 kaldı. 1'i getiriyorum. 21 oldu. 21'de 7, 7, 14, 21, 3 defa. Ve böylece bölme işlemi bitirdim. Bölme işlemlerine bir sonraki dersimizde yine devam edeceğiz. Sizlere başarılar diliyorum. Derslerinizde iyi çalışmalar diliyorum. Yine şunu hatırlatıyorum. Ritmik saymaları 6'şarlı, 7'şarlı, 8'şarlı, dokuzarlı saymaları çok iyi öğrenin. Böylece çarpma ve bölmeleri çok rahat yaparsınız